Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu 159 verilen sipariş avansları. 159 hesabın önce bir açıklamasını yapalım arkadaşlar. Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Şöyle bir senaryo canlandıralım bu hesabı biraz daha rahat anlayabilmek için. Biz satıcıyla bir anlaşma yapıyoruz. Satıcı bize ön peşin ödeme yaparsanız, yani ödemeyi önceden yaparsanız, ben size malımı sonradan gönderme şartını kabul ederseniz indirim oranını biraz daha yükselteceğini ya da güzel bir indirim yapacağını söylüyor. Biz de bu şekilde alırken kazanmak mantığıyla ticarette yola çıkma noktasında kabul ettiğimiz zaman neler olur? Önce biz ödemeyi yaparız banka hesabımızdan şirket olarak. Malımız faturayla sonra adresimize gelir. Bu çerçevede, bu senaryoya uyarak gelin arkadaşlar başlayalım. Biz anlaşma gereği mal gelmeden havalemizi satıcıya yapacağız. Havalenin yapılması senaryosu. Buradaki örneği okuyayım arkadaşlar, hikaye soruyu. Satıcı Deniz AŞ ile çalıştığımızı kabul ediyoruz. Tabii ki ben atıyorum burada satıcı bilgilerini. Satıcı Deniz AŞ'ye anlaşmamız gereği mal gelmeden, malı almadan önce Akbank'taki şirket hesabımızdan 10.000 TL sipariş avansı gönderdik. Böyle bir olayın yaşandığını tabii ki ben burada hikaye olarak canlandırıyorum. Siz nasıl anlayacaksınız? Banka ekstresini sürekli işliyor olmanız gerekir muhasebede. Öyle bir satıra geldiniz ki eksi 10.000, satıcının bilgileri Deniz AŞ ve sipariş avansı olarak bu satırı gördüğünüz zaman öncelikle yorum yapmanız lazım. Biz bu satıcıdan malı almadık fakat ödemeyi önceden gönderdik. Bu yorumdan sonra mal gelmeden ödeme yaparsak arkadaşlar nasıl bir muhasebe kaydı yapmanız gerekir? Aşağıdaki YME kaydına bakalım. Yorum yaptık. Hesabımızdan satıcıya 10.000 TL gönderdik. Gelen borçlu çıkan alacaklı mantığıyla mesleğimiz devam ediyor sürekli. Çıkan alacaklı kolay olandan başlayalım. Bakın bankadan 10.000 lira çıkmadı mı arkadaşlar? Çıkan alacağı yazılmaz mı? Tabii ki okuyan arkadaşlar için ana hesap. Bilgisayar başında programda çalışan arkadaşlar için mahsup fişini açıyorsunuz. 102 ana hesap değil de bilgisayar başında olan arkadaşlar alt hesap olarak hesap planından havaleyi gönderdiğiniz hesabı çağırıyorsunuz. 102-01-001 Akbank hesabını çağırdık ve alacağı 10.000 TL yazdık. Çünkü Akbank'taki hesaptan çıktığı için çıkan alacağı yazılır. 102 alacaklı. Hangi hesabı borca yazmamız gerekir arkadaşlar? Diyeceksiniz ki biz satıcıya havale yaptık. Doğru, ama bu satıcıya bizim önceden bir borcumuz yok. O yüzden 320 yazamayız. Biz mal gelmeden havale yaptığımız için 320 yerine 159 verilen sipariş avansları hesabını kullanarak borca yazacağız. Tabii ki bilgisayar başında olan arkadaşlar önceden açmış olduğu hesap planından ne yapacak? 159-01-001 yoksa tabii ki açacaksınız. Hangi satıcıya gönderdiyseniz alt hesap olarak Deniz AŞ'ye verilen sipariş avansı olarak hesap planı açmadıysanız açıyorsunuz. Açtıktan sonra 159 hesabı, alt hesabı bilgisayarda borçhanesine muhasebe fişine çağırıyorsunuz. Demek ki biz mal gelmeden havaleyi gönderirsek avans olarak 102 alacaklı, 159 borçlu. Bu şekilde açıklama olarak da sipariş avansı havalesi hangi firmaya yaptıysanız o açıklamayı yazarak bu mahsup fişini kaydediyoruz. Siz bu kaydı yaptıktan sonra arkadaşlar bakın 159 hesabı mizana baktığınızda, burada defteri kebir, mizana baktığınızda 159 verilen sipariş avansı tabii ki alt hesap olarak Deniz AŞ'yi düşünün mizanda, borçhanesine 10.000 TL gelecek. Bakın buradaki 159 mizanda bize en direkt satıcı borçlu. 320 de olarak değil de 159 olarak borçlu. Gelelim şuradaki açıklamama. 159 hesabı ithalat muhasebesinde de karşımıza çıkacaktır. Tek farkı 159 hesabını dövizli olarak açacaksınız ve kur takibi yapmayı unutmuyorsunuz. Kur takibi yapılacak. Yani 159 hem Türkiye içindeki TL verilen sipariş avansları takip edilecek ve varsa ithalatınız 159 hesabı bir de USD, dolar ve benzeri dövizli olarak takip edilecek.
kur farkı yapılacak. Biz ne yapmış olduk? Satıcıya mal almadan havale yaptık. Sipariş avansını gönderdik. Peki gelelim bu gönderdiğimiz havale karşılığında satıcı sözünde duruyor ve bizim ürünlerimizi fatura keserek gönderiyor. Önce faturayı inceleyelim. Ben kendi örneğimde beyaz eşya alım sattığımızı düşünüyorum ve televizyon 6.000 liralık sipariş vermiştik önceden. Buzdolabı da 4.000 liralık, toplamda 10.000 lira artı KDV'li hem malımız geldi hem faturamız geldi. Arkadaşlar, bu alış faturasını ben size iki seçenekle öğretmek istiyorum. Birinci seçenek, aşağıda da ikinci seçeneği anlatıyorum arkadaşlar. İkinci seçeneği gösterdim arkadaşlar. Gelin öncelikle birinci seçeneği inceleyelim. Birinci seçenekte neye dikkat edeceksiniz? Biz mal aldık. Alış muhasebe kaydını biliyoruz. Ticari mal alım satım yapan firma olduğumuz için 153 ticari malları kullanacağız. Eğer bu ham madde olsaydı tabii ki 150 hesabı kullanacaktınız. Ticari mal olduğu için mahsup işini açıyoruz ya da teori olarak okuyan arkadaşlar burada ne yapacaklar? Buradaki ana hesapları kullanacaklar. Bilgisayar başında olan arkadaşlar mahsup işinde 153 ticari malları alt hesap olarak ürün ürün çağırıyor ve borca faturadaki miktarları, tutarları yazıyor. Borçhanesinde 153 hesabı borca yazmış olduk. Toplamda 10.000 TL olacak. Faturada bir de 1800 lira KDV var arkadaşlar. 191 indirilecek KDV. Bilgisayar başında olan arkadaşlar alt hesap olarak tabii ki %1 mi, 8 mi, 18 mi, hangi faturadaki oran varsa o faturadaki orana göre önceden açmış olduğunuz 191 tabii ki yurt içi alımlara ait grup hesabıyla alt hesap olarak 191.01.003 mal ve hizmet alış KDV hesabını çağırıp KDV'yi borca yazıyorsunuz. Mahsup işinde. Muhasebe kaydında gelen borçlu ticari malları borca yazdık. 191 indirilecek KDV'yi borca yazdık. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar alacak hesabına. Birinci seçenekte biz önceden mal gelmeden, bu fatura gelmeden, malımız gelmeden 159 hesapta bekleyen 10.000 TL'miz vardı. Tabii ki bunu da mizanda göreceksiniz. 159 hesabında 10.000 borç kalanı gözüküyor. Arkadaşlar malımız geldi artık. Bu bekleyen 159 hesabı kapatmamız lazım. Yani alacağı gelmesi için mahsup işinde 159 verilen sipariş avansları okuyan arkadaşlar tabii ki ana hesap. Bilgisayar başında olan arkadaşlar önceden açmış olduğu, bakın ilk kayıtta öğretmiştim, o hesabı alacağı yazıyorsunuz. 10.000 TL'yi de alacakhanesine yazıyorsunuz. Gelelim biz 11.800 liralık toplamda fatura bedeli. Buradaki faturanın toplamına bakalım. Fakat şu 320'yi görmeyin arkadaşlar. Borçhanesi 11.800 oldu ana hesapların toplamı. Fakat 159'u 10.000 TL bakiyesi olduğu için onu kapatmak için alacağı yazdım. 1800 lira tutmuyor. Yani alacakhanesi eksik. Peki ne yapmamız gerekir? Biz 11.800 liralık toplamda KDV dahil mal aldık. Fakat önceden 10.000 TL ödedik. Burada ne doğuyor arkadaşlar? Satıcı 1800 TL aradaki fark kadar alacaklı olması gerekiyor. 320 satıcıları 1800 lira aradaki farkı alacağı yazıyoruz. Tabii ki bilgisayar başında olan arkadaşlar hangi satıcıdan bu mal geldiyse o satıcı alt hesabı muhasebe fişine çağırıyorsunuz ve alacağı 1800 TL yazıyorsunuz. Açıklamada her zaman yaptığımız gibi faturanın kısaltması FET ya da FAT, seri numarası ve hangi firma kesti bu faturayı bize. Birinci seçenek kısmını bitirdik. Birinci seçenekte tek fark 159 kapanırken, alacağı yazılırken 320'de doğdu alacakta. İkinci seçeneğe geçelim. Bu fatura aynı fatura, geçerli. Biz ikinci seçenekte nasıl muhasebe kaydı yapmamız gerekir? Yukarıdaki faturanın bilgileri aynı. Biz mal aldık. Gene 153 ticari mallar borçlu. Alt hesapları bilgisayar başında olan arkadaşlar çağırıyor, borca yazıyor tutarları. KDV 191. Borçhanesini dikkat ederseniz bir üstteki birinci seçenekle aynı. Tek farkı ikinci seçeneğin birinci seçenekten BABS formunu takip ederken daha kolay yaşamak istiyorsanız BA formunun takibini daha kolay yapabilmek için programlarda ne yapmanız gerekir? Bu sefer 159'u kullanmıyoruz. Onun yerine direkt 320 satıcılar hesabını
alacağı yazıyoruz. Tabii ki alt hesap hangi satıcıysa onu çağırıyorsunuz bilgisayar başında. Demek ki birinci seçenekle ikinci seçenek farkı, BA formunu daha kolay takip etmek isteyen işletmeler, firmalar o zaman 320 hesabı alacaklandıracak. Peki sonra ne yapmamız gerekir? Bunu kaydettikten sonra hemen ardından 159 hesabın kapanması gerekir. Yani kapanış firmanını yapmamız gerekir. Bakın bizim mizanımızda önceden 159'umuz borç kalanı veriyordu. Alacağı yazıyorum. Tabii ki aynı tarihte. Alacağı yazıyorum. 159 hesabı burada kapanmış oluyor alacağı gelerek. Tabii ki bilgisayar başında olan arkadaşlar alt hesabı önceden açtığı için mizandaki aynı hesap planını çağırıp alacağı yazıyorsunuz ve 10.000 TL alacakta gözükecek muhasebe fişinde. Hangi hesabı kapatmamız lazım 159 ile? Biz 320 satıcılar hesabını A seçeneğinde alış faturasını 320'ye attığımız için burada alacaklı gözüküyor. Gelip 10.000 TL kısmı kadarını 320'yi borca yazıyorum. Muhasebe fişinde bilgisayar başında olan arkadaşlar hangi satıcı ise alt hesabı çağırıp rakamı 10.000 TL'yi borca yazıyorsunuz. Demek ki ikinci seçeneği kullandığınızda 159'u kullanmıyorsunuz. Direkt alış faturasını açık olarak girip 320'yi alacaklandırıyorsunuz. Sonra hemen ardından yeni bir mahsup fişiyle 159 önceden borç kalanı veriyordu. Kapanması gerekir. Alacağı yazıyorsunuz. Karşılığında aynı tutar kadar 320'yi borcu yazıp kaydediyorsunuz. Bu iki kaydı yaptıktan sonra sizin mizanınızda, yani ben burada defteri kebirde gösteriyorum. Mizanınızda 11.800 önceden bu kayıtta alacaklı gözükecek. Bakın kaydettiğiniz zaman şu ikinci B seçeneğini yaptığınız zaman kaydı 320'ye borç olarak 10.000 gelecek. Demek ki yorum olarak defteri kebir ya da mizanda özellikle çalışan arkadaşlar mizanda baktığı zaman alacakta 11.800 görecek, borçta 10.000 görecek. Mizanın ne bakiyesi olur? Alacak borçtan fazla olduğu için alacak bakiyesi fark kadar 1.800. Yani burada yorum olarak satıcı bizden 1.800 TL hala alacaklı. Neden? 11.800 liralık mal aldık fakat biz ona önceden 10.000 TL gönderdik. Satıcı bizden alacaklı 1.800. Onu ödediğiniz zaman bildiğimiz kayıt. Havale yaparsanız 320 borçlu, 102 alacaklı bu şekilde de kapanır. 159 verilen sipariş avansın çalışma şekli bu şekilde. Bugünkü eğitimimizin sonuna gelmiş olduk. Beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Yeni yayınlayacağım eğitim videolarımın açıklamalarını yapıyorum. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.